için, size hitabı için İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i davet ediyorum. Gidi Saraçhane. Ne çektiniz be? Ne çektiniz? Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. Yok. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Ve o büyükşehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi ama bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek. Ya bir saniye, tamam, önce gereğini yapalım. Bir saniye. Bugün iktidarda yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar. İnsanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar. Onun için bugün Ekrem kardeşim için, Ekrem Başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan korku var. Demokrasiye duyulan korku var. Millet iradesine duyulan korku var. Evet, onlar korkuyor. Ama biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz. Evet, yıllar evvel bu meydanda şiir okuduğu için muhtar olamaz denilen, onunla ilgili manşet atılan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Amma ve lakin, bakın, o cumhurbaşkanı oldu. Çünkü millet iradesine el uzatılmıştı. O günün korkakları, o günün vesayetçileri, Allah'ım ne büyüksün, kimlerle beraber, kimler ne hale geldi? O Meral Akşener. Yapmazlar. Yok. Bak, bundan olmaz. Yok, onlar istifa etmez kardeşim. Ne olacak biliyor musunuz? Bugün bu kararı verenler, siyah cübbelerini haksızlığa kılıf edenler, verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz? Türk milleti adına diyecekler. Evet, siz Türk milletisiniz. Ne yapacaksınız? Sandıkta gereğini yapacaksınız. Hem de o sandıkta hür iradenizle, helal oylarınızla, demokrasiyle diyeceksiniz ki hadi bakalım sizi gönderiyoruz diyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki korkunun ecele faydası yoktur. Şimdi buradan
Bunları yaşadık biz. Asıl acı olanı bunları yaşayanların Ekrem Başkan'a sizin iradenizle, sizin gücünüzle, millet iradesiyle seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, şehri eminine bir tiyatro neticesinde bu cezanın verilmesi. Bu cezayı dün, benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa bugün verilen o cezayı da yırtacaksınız, yırtacaksınız. Sandıkta yırtacaksınız, demokrasiyle yırtacaksınız. Ya bana üzülmeyin. Sandıkta elbette hesap verecek. Ama dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse bugünün korkakları da kaçarak gidecekler. Kendinize güvenin, iradenize güvenin. Bakın, birinci turda 2019 31 Mart'ta hatırlayın. Birinci turda ne yaptılar? Haksızlık yaptılar, cilleklik yaptılar, abidik gubidik yaptılar. Ne oldu? 805 bin fark attınız. Dolayısıyla korkunun ecele faydası yok. Şimdi bugün burada bir irade var. Bugün bu irade bir mahkeme kurdu. Bugün başkana verilen cezanın karşılığı bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme burası, Saraçhane'de kurulan mahkeme. O mahkemede aklandın kardeşim, aklandın. Şimdi çok korkuyorlar. Yarın burada 6 genel başkan olarak burada olacağız. Ve bu haksızlığın karşısında duracağız. Amenna. Evet. Bu millet hiçbir zaman istibdada boyun eğmedi. Ne diyoruz? Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.